Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Karina 2 görevleri geldiğinde basit olan o küçük labirentin arkadaşlar görevlerini yapmıştık ve kristal açmıştık. Muhteşem bir karakteri kopyalamıştık. Hatta kafamı kurcalayan bir mevzu vardı. 6 yıldız cevherlandırmaya, genel cevherlandırmayı buna bassam mı basmasam mı diye. Kurcalıyordu ama hiçbir zaman basmaya itmedi tabii ki. İyi ki de itmemiş arkadaşlar, çünkü karakter kopyalandı. Hem defans hem de saldırıda muhteşem iş yapan Nick Fury abimiz arkadaşlar oldukça kaliteli ve cix bir abimiz. Sonunda bunu kopyaladık. O zaman da söylemiştik, bir gameplay yaparız şöyle yakışıklı bir gameplay diye. Gelelim ve yakışıklı bir gameplay yapalım. Full kara panterler sinerjisini kullanıyorum. İlk olarak üzerindeki yükü harcayacağım arkadaşlar. O yüzden birazcık rakibimize vurmasına izin vereceğiz. Üzerimizdeki yükü kullanıp hiddetini açtıktan sonra da asıl bombalamaya bakacağız açılar. Ne yapacak Nick Fury abimiz, ne edecek? Tabi burada doğaüstü kanama hasarları vermesini bekliyoruz Nick Fury'nin. 6 yıldız R3 versiyonunu. Duru bakalım. Hop yavrum benim, ne güzel vuruyor. Dediğimiz gibi önce bir ilk canımız gitsin arkadaşlar. Bir arkadaşımız bizi bir düdüklesin. Ondan sonra da biz onu düdükleme şansımız olacaktır diyoruz. Hadi bakalım. Ne dayanıklı karakter ya. Bruce Lee gelene kadar beceri şampiyonlarının en iyisiydi. Artık ikincilikte idare edecek. Ne yapalım? Güzel. Biraz daha vur. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi mevzuya başlayalım. Gerçi üzerimizde yakma var ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Neyse, geçti yakma. Kanama hasarlarına çok dikkat edin acılar. 9000 9000 falan patlatacak arkada. Hafif saldırılara dikkat edin. 9000 9000 patlatıyor. Düz vuruşlarında 6000'lik, 9000'lik, 10000'lik kritiklerini görebilirsiniz. Dikkat. 13000. Şöyle hafif saldırıyla pasif kanama da veririz. O da arkadaşlar yarım saniyede 1000, 1 saniyede de ortalama 2000. 2000'den biraz daha fazla kanama hasarı veriyor. Full engellenemez Nicky Fury. Hop. Şöyle cezalandıralım onu ve bir tane daha verelim. Artık saniyede 4000'den fazla kanama hasarı veriyor. Pasifleri atarsanız. Elemanın nasıl eridiğine dikkat edin. Kalan canına falan da filana bakabilirsin. Allahu Allah. İşte bu olmadı. Bu sefer güldürmedi. Şunu atalım. Orada dayak yemeydik. Daha güzel devam eder. Çünkü engellenemez oluyor arkadaşlar. O engellenemez oluyor. Gerçekten önemli ve keyifli. Gerçi hiddetimiz oldu ama ikinci hiddet bir yerden sonra gidiyor. İşte yürüyen ağır saldırı. Sanırım dayağı yiyeceğiz. Aha yemedik. Koş, hafif saldırı. Yakalayamadık. Hafif saldırıyla bitirdiğinizde komboları arkada 3 tane patlama hasarı veriyor. Kanamaları patlatıyor arkadaşlar. Ve bunu sadece kanamayı yiyen arkadaşlara karşı yapıyor. Şimdi bu bir. Üzerindeki yük de 15 olduğunda 15 ve üzerinde arkadaşlar engellenemez oluyor. Bunu 2 kere devir atarak yapabilirsiniz. Maksimum 19. 20'de kaldırıyor arkadaşlar engellenemez ve bir hiddet daha veriyor. Kanama yiyen, kanamaya karşı bir direnci olmayan karakterlere karşı muhteşem. Aynı zamanda arkadaşlar Nick Fury bu haldeyken kaçışları da %100 kapatıyor. Bu labirentinkini kapatmaz. Bu labirentin kaçışı kaçışların kapatılmasına dahil değil. Evet, çok saçma biliyorum.
cümleyi kurarken de çok zorlandım. Ama ne yazık ki böyle bir şey arkadaşlar. Dikkat edin, kanama ve iç kanama, yani pasif kanamayı verdiğimizde hasar oranına bakın. Sırf ikisi %56'lık hasar aldı. Geri kalanında düz vuruşları ve biraz da özel saldırısı aldı. Gerçekten çok etkili, çok çok kaliteli, çok cix bir abimiz moduna dönüşüyor arkadaşlar. Nick Fury. Tabii sadece bunu saldırı olarak düşünmeyin. Defansif bapta da oldukça kaliteli bir katil. Ki bence oyunun en iyi defansörlerinden bir tanesi. İlk 5'te ve dönem dönem global karalar değişse bile bu adamın iyi olma mevzusu değişmiyor arkadaşlar. Gerçekten çok etkili. L1 engellenemez tutumda. Ağır saldırı durdurulamaz. Başıboş, Hünerler gibi her yere de konabilen çok kaliteli bir karakter Nick Fury abimiz. Kopyaladığımız için mutluyuz arkadaşlar. Zaten bir kriz açarken de bu birazcık yansımıştır. Siz ne düşünüyorsunuz bu arkadaşla ilgili? Yorumlarınızı yazabilirsiniz. 10 üzerinden kaç verdiniz tabii ki önemli. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.